Unutkanlık şikayeti gerçekten sık rastlanan bir şey. Ama tek başına unutkanlık üzerinden çok fazla bir yere varamayız. Unutkanlık çok sıradan günlük bir şey de olabilir. Yani zaten hepimiz birçok şeyleri unuturuz. Unutmak da iyi bir şeydir aslında. Özellikle ızdıraplı şeyleri unutmak iyi bir şeydir. Her daim aynı şeyleri hatırlamak çok şey yapardı insanı herhalde. Çok çileli bir hayata sürüklerdi kötü şeyleri hatırlamak. Ama insanları rahatsız eden unutma. Yani ben unutuyorum ve bu benim günlük hayatımı etkiliyor dediği zaman bunu ciddiye almak gerekir. Neden olabilir unutkanlık? Yani unutkanlık aslında bir hafıza bozukluğudur. Yani bir hatırlama bozukluğudur. Özellikle de yakın, yeni öğrenilmiş şeyleri unutma şeklinde kendini gösterir. Bunu da biz iki şekilde düşünebiliriz. Bir, yeterince dikkat etmediği için aklında kalmıyor olabilir o. Bu da unutkanlık gibi anlatılabilir kişide ama bu bir dikkat bozukluğudur daha ziyade. İkincisi, dikkat ettiği halde kısa bir süre sonra, birkaç dakika sonra yeni öğrendiği bir şeyi unutmasıdır ki buna da yakın hafıza bozukluğu diyoruz. İşte bu esas bizi nörolojide ilgilendiren olaydır. Yakın hafıza bozukluğu şeklinde ortaya çıkan. Bunun en tipik göstergesi şudur. Yakın hafıza bozukluğu olan kişiler aynı şeyleri kısa aralarla tekrar tekrar sorarlar. Mesela bir şey anlatırsınız. Onu ha falan der. Az sonra yine sonra ne olmuştu diye. Kim geldi diye mesela sürekli sorar. Onun dışında yaptığı bir şeyi, konuşulan bir şeyi az sonra tekrar unutup yeniden söylüyorsa burada bunu ciddiye almak gerekir.